Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. 11. sınıf 2. dönem 1. coğrafya yazılısı hazırlık çalışması yapacağız sevgili arkadaşlar. Hazırsanız seçtiğim özel sorularla, özel noktalarla çalışmamıza başlayalım. O zaman hepinize başarılar diliyorum. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de çıkarılan demir, krom ve bakırın çıkarıldıkları yerleri haritada gösteriniz denilmiş. Şimdi neyle başlayalım? Demirle başlayalım. Demirin çıkarıldığı yerler nereler? Bakın demirde hemen Sivas Divriği yazabilirim. Değil mi? Sivas Divriği yazdım. O zaman Sivas Divriği de demir yataklarının çok önemli olduğunu hemen belirtiyorum ve daire içerisine alıyorum. Geldim. Güzel. Peki Adana'da demir çıkarılır mı hocam? Adana'da demir çıkarılır mı? Evet, Adana'da demir çıkarılır. Önemli. Peki geldim Malatya. Hekimhan Hasan Çelebi. Malatya Hekimhan Hasan Çelebi'de demir çıkarımı var mı? Var. İzmir Torbalı'da demir çıkarımı var mı? İzmir Torbalı'da demir çıkarımı var mı? Var. Peki Kayseri'de demir var mı? Kayseri'de demir var mı? Kayseri'de demir var mı? Var. Sakarya'da demir var mı? Var. Bunlar demir çıkarım alanları. Önemliydi. Demir bize yetmiyor. Dışarıdan alıyoruz arkadaşlar. Geldim kroma. Peki krom deyince aklımıza ne gelecek? Krom paslanmaz çelikte kullanılır. Çok kaliteli kromlarımız ve ihracatı var. Kromda bir kere ben Sivas çevresine hemen geldim, şöyle yaptım. Sivas'a kromu yazdım. Evet. Güzel. Peki Elazığ Guleman'a krom yazsam olur mu? Evet, Elazığ Guleman'a krom yazsam olur mu? Olur. Muğla Menteşeler'e geldim. Ben buraya hemen Muğla krom yazsam olur mu hocam? Olur mu? Olur. Önemli. Peki Adana'ya geldim. Adana'ya da krom yazsam olur mu? Olur. Burada da krom yataklarımız var. Peki kromu da hallettim. Geldim bakıra. Bakırı da şöyle yapsam olur mu? Biz bakırda bir şifre kullanıyoruz. Mesela kader diyoruz. Hocam kader neydi? Kastamonu küre. Geldim Kastamonu küreye bakırı yazdım. Bakır önemli bir iletken ve ihraç ürünümüz, sattığımız bir ürün. Dikkat. Kastamonu küre. Artvin Murgul'a bakır yazsam olur mu? Olur, yazdım. Peki geldim Diyarbakır. Evet, Diyarbakır Erganiye. Diyarbakır Erganiye. Geldim. Ben burada hemen geldim. Burada buna da hemen bakırı yazsam olur mu? Olur. Yazdım. Peki devam ediyorum. Elazığ'ın maden ilçesine şöyle çevirdim. Elazığ'ın maden ilçesine bakır yazsam olur mu? Olur. Evet, bunu da aldım. Devam. Rize'nin Çayeli'ne bakır yazsam olur mu? Rize'nin Çayeli'ne bakır yazsam olur mu? Olur. O zaman Kastamonu küre, Artvin Murgul, Diyarbakır Ergani, Elazığ maden, Rize Çayeli. Bunlar neymiş? Bakırın sembolü. Güzel. Devam. Türkiye'de doğal gaz ve lignitle çalışan termik santrallerden 3'er tane yazınız. Şimdi biz elektriği doğal gazdan, kömürden, hidroelektrikten, yani barajlardan ya da rüzgardan, güneşten, jeotermalden, sıcak sulardan elde ediyoruz. Doğal gazla çalışan santraller var mı? Bakın, doğal gazla çalışan santralleri şöyle yapsam olur mu? OHA diye bir şifre yapsam, desem ki Ova Akça. Neresi Ova Akça? Bursa Ova Akça. Doğalgazla çalışan santral. Hamitabat. Geldim. Evet. Hamitabat. Neresi? Kırklareli. Trakya'da Kırklareli. Ambarlı yazsam olur mu? Ambarlı. O da İstanbul yazarsam bence bunlar işimizi görecek. OHA diye bir şifre yaptım.
Hocam doğalgaz bizde yok ama ya da az var, dışarıdan alıyoruz, ithal ediyoruz. Geldim Linyit'e. Linyit'te çalışan önemli santralleri yazacağım size. Kahramanmaraş, mesela Elbistan. Kahramanmaraş, Elbistan. Önemli bir santralimiz. Devam ediyorum. Muğla, Yatağan. Muğla, Yatağan. Önemli bir neyimiz? Santralimiz. Kütahya, Tunçbilek. Kütahya, Tunçbilek. Önemli bir santralimiz. O zaman Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan, Elbistan, Muğla, Muğla, Yatağan, evet, Kütahya, Tunçbilek. Kütahya, Tunçbilek. Zaten Tavşanlı çevresinde de yoğun şekilde linyit yatakları var. Linyit dediğimiz nedir hocam? Linyit, kömür aslında. Bunlar da çok önemli yataklarımız, aman dikkat. Yine Kütahya'da Seyit Ömer'i söyleyebiliriz. Yine Bursa'da Orhaneli, Çanakkale Çan ya da Ankara Çayırhan ya da Amasya Çeltek diyebiliriz. Bunlar da önemli. Lütfen videomuzu durdurup bunların da notunu alın. Ama üçer tane karşılıklı olarak yazdım. İnşallah doğalgaz sınavda çıkacak. Sizden haberi alacağım. Türkiye'de jeotermal santrallerin bulunduğu yerleri yazınız. Jeotermal santral demek sıcak su kaynakları. Yani arazinin faylı, kırıklı olduğu alanlarda aslında ortaya çıkan sıcak suları bir buhar kazanında biriktiriyoruz ve buhar gücünü kullanıyoruz. Bunlar hangileri? Mesela buhar kent olarak da bilinen Denizli, Denizli, Sarayköy diyebilirim, değil mi? Ya da Aydın, evet, Aydın, Germencik diyebiliriz, değil mi? Ya da İzmir, Balçova diyebilir miyiz? İzmir, Balçova diyebilir miyiz? İzmir, Balçova diyebiliriz. Ya da Manisa, Alaşehir diyebilir miyiz? Manisa, Alaşehir diyebiliriz. Ya da yine Çanakkale çevresinde de Ayvacık yakınlarında bunu da alabiliriz. Türkiye'nin en sıcak termali olarak bilinir. Yaklaşık 100 derece Çanakkale Ayvacık'ta da yine önemli bir termal alanımız var. Hocam ama çok termaller var Afyon'da, Bolu'da, niye yazmadık? Bize burada termalleri sormamış. Bize sıcak suyla, yani kaplıcayla elektrik üreten santralleri kurmuş. Yani mesela bir yerde termal otel gördünüz ya, o illaki elektrik üretecek anlamına gelmez. Santralin kurulması lazım. Bize sorduğu santral. Bu yüzden bunları yazdık. Türkiye'de ithalatta ilk sıralarda yer alan ürünleri yazınız. İlk sıralarda yer alan ürünler. İthalat alım demek. Para veriyoruz, alıyoruz. Gider aslında. İthalatta bizim en çok aldığımız petrol olabilir mi? Olabilir, değil mi? Doğal gaz olabilir mi? Evet, olabilir. Makine olabilir mi? Evet, olabilir. Elektronik olabilir mi? Elektronik olabilir. Peki dışarıdan aldığımız ilaç olabilir mi? Olabilir. Silah olabilir mi? Olabilir. Kozmetik olabilir mi? Olabilir. Gübre olabilir mi? Olabilir. Bakın ne kadar alıyoruz. Kağıt olabilir mi? Olabilir. Bunları dışarıdan alıyoruz. En fazla para verip aldıklarımızı sizin için buraya yazdım. Özellikle petrol ve doğalgaz bizim belimizi büken iki kalem. Yani o kadar çok para veriyoruz ki. Bu yüzden Türkiye'nin dış ticaret açığı hiçbir zaman şimdiye kadar kapanmadı gibi bir şey diyelim. Dönem dönem fazla verdiğimiz yıllar oldu çok eskilerde ama Türkiye'de nüfusun artması, ısınma giderleri, araçlarda kullandığımız akaryakıtı düşündüğümüz zaman Türkiye'nin dış ticaret açığı temel anlamda petrol ve doğalgazla ilgilidir diyebiliriz. Kültürü oluşturan unsurları yazınız. Şimdi kültürde hangi unsurlar var? Sizlere soruyorum. Bakın lütfen dikkat. Bir kere bizim bir dilimiz var, değil mi? Bizim bir dinimiz var, değil mi? Doğru mu? Aynen öyle. Peki bizim geleneklerimiz var mı? Geleneklerimiz var mı? Var. Peki bizim örflerimiz, adetlerimiz geleneklerin parçası olarak nitelendirilen aslında örfler ve adetler. Bizim nelerimiz aslında bunlar? Bir yaşamımız. Yani yaşama,
yaşama bakışımız, yaşam felsefemiz. Bakın bunlar ne aslında? Bizim kültürümüzü ilgilendiren noktalar. Doğru mu arkadaşlar? Peki bizim, soruyorum size, bir kıyafetimiz değil mi? Bizim yemeklerimiz, doğru mu? Düşünün. Bizim edebi unsurlarımız, edebi demek edebiyatla ilgili şiirlerimiz, destanlarımız, hikayelerimiz, manilerimiz. Bakın bunlar hepsi aslında bizim nelerimiz oldu? Kültürümüzün birer parçası oldu, değil mi? Bunlara baktığımız zaman aslında bunların birçoğunun biz manevi olduğunu görebiliyoruz. Maneviden kastımız ne? Tamam, belki kıyafet fiziksel bir özelliktir, doğru, ama ben genel anlamda ya kıyafet dışında, yemek dışında destanlarımız, örf, adet, dilimiz, inancımız, bunlar manevi olur. Belki kıyafet, yemek için aynı şeyleri söyleyemeyebiliriz ama genelde manevi. Ama mesela ülkemizin, Anadolu'nun bir iklimi var. Sıcaklığı var, yağışı var. Bir yer şekli var, değil mi? Bakın, kültürü oluşturan etmenler aslında. Dağlık arazilerde insanlar evlerini birbirinden uzak yapmış. Kurak arazilerde insanlar evlerini birbirine yakın yapmış. Ne oldu? Fiziksel unsurlar. Yani somut unsurlar, maddi unsurlardan söz ediyorum. İklimimiz, yer şekillerimiz ya da bizim coğrafi konumumuz. Bakın, bizim coğrafi konumumuz. Doğrudan bizim neyimiz oldu aslında bunlar? Doğrudan. Bunların içine açarsak iklimin bazı özellikleri, sıcaklığı, yağışı, yağışın ortaya çıkardığı durumlar, yağışlı yerlerde çatıların daha dik yapılması, yağmur suyunun daha kolay akması için, o kültür mimari yapıya etkilemesi. Yani aslında kültür maddi ve manevi bileşkelerin, yani somut ve soyut faktörlerin birlikte bir araya gelerek oluşturduğu bir bütündür diyoruz. O zaman benim aynı şekilde tarihi özelliklerim, mesela ülkemizin tarihi olmaz mı? Tarihimiz, tarihçemiz ya da bizim ırkımız, bakın ırk. Ya ırk yapısı hem maddi unsurdur hem de manevi unsurdur. Burada maddi maneviden daha da öte, bir ülkede, bir toplumda kültürü oluşturan öğelerden söz ediyoruz. Ama maddi manevi dediğin zaman mesela ülkemizin yer şekilleri, dağları, ovaları, yarımada olması, iklim şartları, bunlar somut özellikler. Doğru mu arkadaşlar? Ama mesela bizim inancımız, dilimiz, geleneklerimiz, örf, adetlerimiz, edebi yönümüz, İşte destanlarımız, şarkılarımız, türkülerimiz, bunlar da manevi değerlerimiz olur. Onun için kültürü bu şekilde böyle bir bütün olarak alıyoruz sevgili arkadaşlar. Aşağıda bazı bilgileri verilen medeniyetlerin isimlerini yazınız. Bakalım hangi medeniyetlerden söz edilmiş olabilir? İndus ve Ganj nehirleri çevresinde kurulmuştur. Halk kast sistemi adı verilen sınıflara ayrılmış. Evet. En önemli ekonomik faaliyet tarımdır. Baharat yolu bu medeniyetin kurulduğu yerden başlar, Avrupa'ya kadar gider. Bir kere kast sisteminden söz ediyoruz. İndus ve Ganj nehirlerinden söz ediyoruz. Baharat yolundan söz ediyorum. Evet, gelsin gelsin, ne olur burası? Hint uygarlığı olur. Harika. Devam. Fırat ve Dicle nehirleri arasında bölgede yer alır. Evet, tarım bölgede kurulan medeniyetler için oldukça önemlidir. Ama ben anahtar sözcüğümü aldım. Fırat'la Dicle arasında denilmişse, Fırat'la Dicle nehirlerinin arasındaki o coğrafyanın adı neydi? Dikkat! Asurlular, Babiller, Akatlar, Elamlar, yazıyı bulan, medeniyetin çehresini değiştiren, tarihin başlangıcı kabul edilen yazı Sümerler. Bu bölgede kurulmuş. O zaman Fırat'la Dicle arasındaki bu medeniyete verilen isim nedir? Bu medeniyetin adı, evet, Mezopotamya. Evet, harika. Mezopotamya medeniyetinde Fırat'la Dicle arasında önemli arkadaşlar. Devam edelim. Sarı Irmak, Gök Irmak nehirleri arasındaki verimli topraklarda kurulmuş. Dikkat! Sarı Irmak, Gök Irmak aklımıza gelebilir. Ama devam ediyoruz. Kağıt, barut, matbaa, mürekkep, pusula gibi birçok buluşun temsilcisi. Hatta
İpek yolunun başlangıcı. Evet, cevap gelsin. Ne oldu? Çin uygarlığı. Harika. Afrika'nın kuzeydoğusunda Nil Nehri çevresinde, altını çizdim, kurulmuş bir medeniyettir. Matematik, geometri, tıp alanında gelişmişlerdir. Etrafı çöllerle kaplı olduğu için diğer medeniyetlerle etkileşimi azdır. Şimdi Nil Nehri var. Nil Nehri'nin taşkınları var. Nil Nehri taşınca arazi bozulur, tarım alanları yok olur. Sınırlar yeniden çizilmeye başlar. Geometri. Acaba Nil Nehri ne zaman taşacak? Yılın hangi dönemlerinde taşacak? Takvim bilimi. Bakın gördünüz mü? Oradaki hastalıklarla mücadele yine aynı şekilde doğrudan tıp bilimi. O zaman neden söz ediyoruz? Mısır. Mısır medeniyeti. Evet. Aşağıdaki sanayi tesislerinin kurulma sebeplerini yazınız. Neden Konya'da şeker sanayisi var? Neden Karabük'te demir çelik var? Şimdi Konya'da şeker sanayi neden var? Hemen söylüyorum size. Şeker fabrikalarının kurulmasıyla birlikte önce şeker fabrikaları kurulur, sonra şeker pancarı tarımı başlar. Peki neden hocam? Çünkü şeker pancarı çabuk bozulur. Çabuk bozulduğu için şeker tarımı, yani şeker pancarı tarımı, şeker fabrikalarının yakınlarına gider. Neden? Bozulduğu için. O zaman ben buna ham madde dersem olur mu? Evet, ham madde diyebilirim. Devam. Karabük'te demir çelik fabrikası. Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası. Mustafa Kemal'in özellikle İngiliz işbirliğiyle, işbirliğinden kasıt burada nedir? Ticari bir işbirliği. Bu işbirliği ekonomik olarak ülkemizi destekleyen bir önemli adımdı ve İngilizlerden aldığımız destek de tabii ki karşılıksız değil, bir tür krediyle biz Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ilk demir çelik fabrikasını kuruyoruz. Karabük Demir Çelik Fabrikası. Peki neden buraya kurduk hocam? Neden dış desteklerden de faydalandık belki? Tabii bunun sebebi ne olabilir? İyi düşünelim. Demir mi çıkarılıyor acaba Karabük'te? Hayır. Peki sebebi ne olabilir? Bunun sebebi şu. Demir çıkarılmıyor ancak demiri eriten enerji kaynağı yani taş kömürü Batı Karadeniz'de. O zaman burada demir çelik fabrikasının kurulmasının temel sebebi acaba demir çıkarılması mı? Demiri eriten taş kömürünün varlığı mı? O zaman taş kömürü yani enerji kaynağı diyoruz. Enerji kaynağına yakınlık. Balıkesir, Edremit'te yağ fabrikaları var. Neden? Çünkü zeytin tarımı var. O zaman ham madde. Kayseri'de pamuk işleme tesisleri var. Neden? Kayseri'de pamuk tarımı var mı hocam? Yok. İç Anadolu bölgesinde pamuk var mı? Hayır, yok. Peki neden pamuk işleyen tesisleri var burada? Çünkü Kayseri'de nüfus var. Kayseri'de ulaşım var. Pamuk yok ama istersen pamuğu Adana'dan getirebilirim. Ulaşım şartlarının iyi olması. Normalde Kayseri'de pamuk tarımı yok ama pamuk işleyen tesisler var. Sebebi ulaşımın gelişmesi diyebiliriz. Peki Samsun'da bakır işleme var. Samsun'da bakır çıkarılır mı? Hayır. Bakırın çıkarıldığı yerler nereler? Kastamonu, Küre, Artvin, Murgul, Diyarbakır, Ergani, Elazığ, Maden, Rize, Çayeli ana çıkarım yerleri buralar. Samsun'da bakır çıkarımı yok ama bakır işlemesi var. Neden? Kastamonu, Küre dağlarında çıkan bakırı Samsun'a getirip işliyoruz. Neden? Samsun'un ulaşımı var. Yer şekilleri daha sade. Unutmayın sanayinin kurulması için ulaşım şart. Ham maddenin taşınması, üretilen ürünün başka yerlere gönderilmesi. Bu yüzden ulaşım yani limandan dolayı Samsun'da bakır işlemesinin olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki harita üzerinde verilen madenlerin çıkarım alanlarını gösteriniz. Geldim. Lüle taşı. Pipo yapımında kullanılır. Pipo. Ya da bazı süslemecilik alanlarında kullanılır. Zımpara taşı sanayide aşındırıcı olarak kullanılır. Fosfat
gübrede kimyasal gübrenin ham maddesi olarak kullanılır. Civa önemli tek sıvı haldeki maden. Boksit alüminyumun ham maddesi. Lüle taşı nerede? Lüle taşının yeri geldim hemen Eskişehir. Ne yazdım? Lüle taşını yazdım. Lüle taşı. Güzel. Devam. Zımpara taşı nerede? İzmir, Aydın, Muğla çevresi. Aydın çevresi diyelim. Aydın. Buraya da zımpara taşı. Zımpara taşı. Sanayide kullanılan zımparalar. Aşındırıcı olarak kullandığımız zımparalar. Devam. Fosfat. Fosfatın ana yeri Mardin Mazıdağı. O zaman geldim. Mardin. Evet. Mardin Mazıdağı'nı yazdım. Mardin Mazıdağı. Evet, burası ne alanı? Burası kesinlikle ne alanı? Fosfat alanı. Peki hocam başka yerlerde yok mu? Bingöl'de yok mu? Var. Peki Bitlis yakınlarında yok mu? Var. Ama ana yeri Mardin Mazıdağı. Önemli. Devam. Geldim civaya. Civa tek sıvı haldeki maden. Ciddi zararları olduğu için okullarda toplatılmıştı. Eğer hatırlarsanız aslında laboratuvarlarda bir dönemler vardı, şimdi kaldırıldı. Tabii ki civa çok farklı alanlarda kullanılıyor. Özellikle termometrede mesela kullanılıyor. Hatta civanın son yıllarda ülkemizde çok az da olsa ihracatının yapıldığını da biliyoruz. Civa ana yerleri nereler? Gelin beraber bakalım. Civa'da neresi? Bakın. Civa'da İzmir, evet İzmir, Ödemiş. İzmir, Ödemiş, civa diyorum. Peki Konya Sarayönü yazsam olur mu? Konya Sarayönü yazsam olur mu? Evet, civada önemli alanları yazdım. Güzel. Evet, geldim boksite. Boksit nedir hocam boksit? Boksit alüminyumun ham maddesi. Alüminyum diye bir maden doğrudan çıkarılmaz bir yerde. Biz alüminyumu yaparız. Neyle yaparız? Boksitle yaparız. Peki boksit nerede çıkarılır? Geldim. Hemen şuraya bir not aldım. Konya Seydişehir. Konya Seydişehir'i yazdım. Evet. Geldim aşağı. Antalya. Evet. Antalya Akseki. Antalya Akseki. Konya Seydişehir. Antalya Akseki. Türkiye'de çok önemli, çok önemli boksit yataklarını barındırır. Biz bunlara aynı şekilde alüminyumun ham maddesi diyebiliriz. O zaman ben size madenlerle ilgili kısa bir bilgi verebilir miyim? Madencilikle ilgili aslında. 1. Ülkemizde maden çeşitliliği fazla mı? Fazla. Neden? Farklı jeolojik zamanlara ait arazimiz var. Güzel. Devam. Madencilikte en zengin olan bölgemiz neresi? Doğu Anadolu bölgesi. Neden? Volkanik arazi. Peki madencilikte en zengin yöreler Yukarı Fırat bölümü, yani Elazığ. Unutmayın. Doğu Anadolu, Yukarı Fırat, şehir olarak da en zengin Elazığ diyoruz. Harika. Devam. Peki Türkiye'nin ihracatında madenlerin dış satımındaki payı fazla mı az mı? Türkiye'nin dış satımında madenlerin payı fazla mı az mı? Türkiye'nin bütün ihracat gelirlerini düşündüğünüz zaman, bizim satıp para kazandığımız bütün paraları düşündüğümüz zaman oran sadece %2,5-3 en fazla. O zaman çok fazla maden satmıyoruz. Zaten önemli olan madeni satmak değil, işleyip satabilmek. Çünkü madeni ham olarak satarsanız para kazanmaz. Ama eğer işleyip satarsanız, makinelere, elektroniğe ya da otomotive dönüştürürseniz işte o zaman kazanç artar. Bunlar önemli. Peki son bir bilgi kapanıştan önce. Türkiye'nin en çok sattığı maden hangisi derse mermer diyeceksiniz. En çok sattığı maden mermer. Dünyada birinci olduğu maden bor mineralleri. Bir daha söyle hocam. En çok sattığımız maden mermer. Dünyada birinci olduğumuz maden bor mineralleri. Kullanım alanı yaygın olan maden, birçok alanda kullanılan bor mineralleri. Kaliteli olan madenimiz, bu yüzden ihracatı olan, satışı olan, kalitesinden dolayı övündüğümüz, paslanmaz çelikte kullanılan krom. Harika.
Hepinize başarılar diliyorum sınavda. Umarım güzel haberler vereceksiniz. Umarım faydalı oldu. Hoşça kalın.